أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde En'am suresinin 144. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders işlediğimiz bu ayetleri hatırlayacak olursak, hurafenin imanın düşmanı olduğunu söylüyordu söz konusu ayetler. Mekke müşriklerinin mensubu olduklarını söyledikleri İbrahim inancının değerlerini tahrif ederek, üstelik bu tahrifi de Allah'a atfederek, Allah'a isnat ederek bir takım batıl inançlara sapmalarını örnek, daha doğrusu ibret olarak nakleden Kur'an bu ümmete bir öğüt veriyordu. Bu öğüt size kadar gelen ilahi değerleri eğer Allah'ın muradını dikkate alarak anlamaz iseniz, eğer inancınızı kitabi kılmaz iseniz, inancınız hurafeye dönüşecek. Nasıl ki Mekke müşrikleri İbrahim'in inancını tahrif etmişler, nasıl ki Yahudiler Musa'nın getirdiği İslam'ı tahrif etmişler ve adını Yahudilik koymuşlar, nasıl ki Hazreti İsa'ya inandığını söyleyenler İsa'nın getirdiği İslam'ı tahrif edip adını Hristiyanlık koymuşlarsa, siz de İslam'ın evrensel vahyinin ser tacı, baş tacı olan Kur'an vahyini ve onu size taşıyan Muhammed Aleyhisselam'ın mesajını tahrif edip adını İslam koymayın diyordu. Bu bağlamda, bu bağlamı hatırlatarak dersimize devam ediyoruz. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَتْعَمُهُ اِلَّا De ki, bana vahyedilenler içerisinde yemek isteyen kimseler için, burası önemli, yemek isteyen, ala ta'imin yet'amuhu, yemek isteyen kimseler için şunlar dışında yasak olan hiçbir şey göremiyorum. Daha önceki derste işlediğimiz ayetlerden hatırlayacak olursanız, Mekke ticaret toplumu Allah yasak kılmadığı halde kendi kendilerine Allah'ın serbest kıldığı, yenilmesini helal kıldığı birçok şeyi yasak kılmışlar ve bu yasağa da kutsal kılıflar geçirmişlerdi. Diyeceksiniz ki, insan serbest olan bir takım şeyleri Allah adına yemese, yapmasa ne olur ki? Aynen yasak olan bir şeyi yapmak gibi olur. Çünkü Allah'ın yasakladığını helal kılmakla Allah'ın yasaklamadığını yasaklamak aynı kapıya çıkar. Onun için benim de sık tekrar ettiğim bu dinin cahilleri dinden iskonto yaparlar. Bu dinin cahil sofuları da dine zam yaparlar sözü işte bir gerçeği, bir gerçeğin iki uç noktasını ifade etmekte. Bir söz ne diyor? Onu doğru anlamak için bir söz neyi reddediyor? Onu anlamak lazım. Yukarıdaki ayetlerde dahil, bu okuduğum ve daha okuyacağım ayetlerin ana fikri, bir dip akıntısı gibi bizim yüreğimize ve zihnimize kazımaya çalıştığı hakikat şu.
Eğer iyi ve kötünün ölçüsünü Allah değil de kendi heva ve hevesinizle, kendi içgüdülerinizle, kendi arzularınızla siz koymaya kalkarsanız, bu sefer Allah'ın sıfatlarını başka şeylere yakıştırmaya başlarsınız. Yani şirke kadar uzanır bu sapmanız. Nasıl uzanacağını bugünkü işleyeceğimiz ayetlerde göreceğiz. Kesin yasak olan 4 madde sayılıyor bu ayetin devamında. Burada ala ta'imin yet'amuhu ibaresine dikkat çekmiştim. Yemek isteyen kimseler için. Bu ibare ile söylenmek istenen hakikat şu. Bu ayette sayılan 4 madde dışındakilerle ilgili toplumsal ya da bireysel alışkanlıklara ve tercihlere bir atıf var. Yani bu 4 madde dışındakilerin yenilmesiyle ilgili hükümler biraz da bireysel ve toplumsal alışkanlıklara, örfe, geleneklere ve tercihlere bağlıdır. Ama bu 4 madde değişmez. Neymiş o 4 madde? İlla'nın istisna ettiği 4 madde. En tekune meyteten, leş. Ev demen, mesfuhen. Ya da akan kan. Ev lehme hınzirin fe innehu ricun. Veya domuz eti ki o katıksız pisliktir. Pistir, iğrençtir. Ev fiskan ühille li gayrillahi bihi. Ya da Allah'tan başkası adına kesilen kurban. 4 madde saydı. Leş, akan kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen kurban. Bu 4 madde Kur'an'ın iniş süreci içinde kimi ayrıntılar dışında hiç değişmedi. 23 yıl içerisinde indirilen en az 4 ayette bu 4 madde sayıldı. Ama bu 4 maddenin aslı hiç değişmedi. Bakara 173. ayette. Bu ayetten çok sonra inen ayet ki bu ayetle eş zamanlı inen bir başka ayet var. O ayette Nahl suresinin 115. ayeti. Ama bunlardan ki Nahl suresinde bu yasakların mantığı tartışılıyor. Bu yasaklar ele alınıyor detaylarıyla. Fakat Bakara suresinde bir küçük bir fark var. Adeta tefsiri bir fark diyebiliriz. O da Bakara suresinde kan olarak geçen şey burada akan kan biçiminde geçiyor. Demek ki açıklamaya yönelik bir fark bu. Yoksa özüne, 4 maddenin özüne yönelik bir fark değil. Yine Maide suresinin 3. ayetinde de bu 4 madde sayılıyor. Fark sadece ayrıntıda, leşin ayrıntıları, leş hükmünde sayılması gereken nelerdir mesela? Kendi kendine ölen, toslayarak ölen, düşerek ölenler de leş hükmünde sayıldığını açıklayan ayeti kerime yine özü itibariyle 4 maddeyi sayıyor. Benim asıl bu malumatı vermekten kastım şu. Bu sayılan 4 madde dışındaki hayvanların yenilip yenilemeyeceği konusundaki bir soruyu nasıl cevaplayacağız? İşte bu cevap sadedinde bu ayetler indikten sonra Hazreti Aişe ve Tercümanül Kur'an isimli Hazreti İbni Abbas bu 4 maddenin dışında tüm hayvanların helal olduğunu, yenilebileceğini söylüyorlar. Ki Hazreti Aişe'nin bu hükmüne karşı birileri Aişe annemize
Peygamberimizden nakledilen nehen nebi an ekli luhumul humur. Humurul ehliye diye de geçer bir başka varyantında. Peygamber ehli eşek yani ev eşeklerinin etini yasakladı. Devam ediyor hadis. Ve an kullu zinabin minet tuyur ve kullu zi'atnebin minel vuhuş. Ve tüm kuşlardan gagalı olanların ve tüm vahşi hayvanlardan tırnaklı, pençeli olanların etini yemeyi peygamber yasakladı. Hadisini Hazreti Aişe'ye söyleyince, Hazreti Aişe şöyle anladığını söylüyor bunu. Allah parantezi kapattı. Ben tabii parantez kullanmıyor da ben öyle tercüme ediyorum. Yani Allah bu konuda son sözü söyledi. Çünkü ilginçtir, ilginçtir. Bu ayetin Maide Bakara suresindeki eş değerde olanı bu dört maddeyi sayan ayet innema edatıyla hasr edatıyla iniyor. Yani yalnızca anlamına gelen innema edatıyla geldiği için ve Kur'an boyunca, vahyin iniş süreci boyunca bu dört maddenin özüne herhangi bir ekleme yapılmadığı için İbni Abbas olsun, Hazreti Aişe olsun bu konuda Allah son sözü söyledi hükmüne varıyorlar. Tabii ki imamlar arasında bu dört yasağın dışında kalan hayvanlar yenilir mi, yenilmez mi sorusuna farklı farklı cevaplar veriyorlar. Müçtehit imamlar. Özellikle Malik ve Şafii imamlardan evciller yasak, diğerleri ise illetine mebni olarak sadece haram değil, illetine mebni olarak yasaklanır demişler ki, illetine mebni yasak şu demektir. Eğer o yasağı ortaya çıkaran sebep yok edilirse, o yasak da ortadan kalkar şeklinde bina edilen, bu temel üzerine bina edilen bir hüküm. Yine Hanefiler etçilleri mutlak haram saymışlar. Yani bu ayetteki sayılan dört unsur nasıl haramsa etobur tüm hayvanlar da mutlak biçimde öyle bu sınıfa girer. Ki onlar bu haramı belirlerken, bunu haram hükmünde kabul ederken tayyibat ve habaiz yani iyi şeyler ve kötü şeyler, makbul şeyler ve makbul olmayan şeyler, matrud olan şeyleri belirleme hükmünün Resulullah'a da ait olduğunu, dolayısıyla Resulullah'tan bu konuda gelen rivayetlerin bu ayeti açıklama, beyan babından olduğundan yola çıkarak varmışlar bu sonuca. Ama eğer kuş bakışı meseleye bakacak olursak, innema gibi hasr edatıyla gelen ve parantezi kapatan, üstelik bu ayette de olduğu gibi bundan fazla yasakları da eleştiren ve reddeden, bu sayıya eklenebilecek her türlü et yasağını, hayvan yasağını ciddi biçimde eleştiren bir yığın Kur'an ayeti ortadayken bu haberi vahitleri, tek haberleri delil sayarak Kur'an'ın yasaklamadığı şeyleri de yasaklamanın hükmü ciddi biçimde sorgulanmalı. Ki zaten bunu imamlar da sorgulamış. Onun için Hanefiler böyle derken Malik ve İmam Malik ve İmam Evzai serbesttir demişler. Yani etçil olması, yasak olması için neden sayılmaz demişler. Yine Şafii yalnızca aslan, kaplan, kurt gibi etoburları yasaklarken diğerlerine yasak dememiştir.
İkrime karga, porsuk gibi hayvanları serbest görmüştür tabiinin müfessirlerinden olan İkrime. Yine İmam Malik ve İmam Evzai, yine bunlara İbni Ebi Leyla'yı da ekleyebiliriz, yılanı helal olarak nitelerken diğer imamlardan bazıları yılanı yasak kapsamına almışlardır. Yani bütün bunlar da gösteriyor ki ayetin saydıklarının dışındakilerin yasaklığı biraz da içtihadi, yoruma bağlı yasaklar. Biz nasıl yaklaşmalıyız diye bir soru gelecek olursa, bu dört dışındaki mutlak, bu dört dışında, dört madde dışında kalan hiçbir hayvanın eti mutlak haram sayılamaz. Özellikle bu surenin 118. ve 119. ayeti göz önüne alındığında, ki bu surenin tefsir ettiğimiz 119. ayetinde Allah yasakları açıkladı buyuruluyor. Allah yasakları açıklamıştır. Yasakları açıklama işini Allah bizatihi üstlenmiştir. Ve bunun dışındaki yasaklara da Kur'an tepki göstermektedir. Onun içindir ki İmam Malik, bu dört madde dışındaki şeyleri yasaklayan haberleri haberi vahid sayarak, tek kişiden gelen haber sayarak haberi vahidin Kur'an'ın hükmünü, Kur'an'ın koyduğu sınırları, parantezi kapattığı noktalarda parantez açamayacağı sonucuna varmıştır. Ki zaten biraz önce naklettiğim ve müştehit ulemanın bu dört unsur dışındaki kimi hayvan etlerini de yasaklarken kullandığı delil olan hadisi çeşitli biçimlerde de yorumlamışlardır ki orada ehli eşek eti yasaklanıyor. Yabani eşek niçin yasaklanmıyor? Zebra sorusunu sormuşlar. Demek ki bu yasak konjonktürel bir yasak. İnsanlar o hayvanı kullandığı için, insanlar kullanımdan mahrum kalmasınlar, ellerinde kullandıkları bir alet hükmünde olan bu hayvanların nesli kesilmesin diye sonucuna varmışlardır. فَمَنِ اتُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Fakat çaresiz kalan kimse, hakka tecavüz etmeden, buradaki غَيْرَ بَاغٍ budur. Bir başkasının hakkına tecavüz etmeden, saldırmadan. وَلَا عَادٍ Hakka tecavüz etmeden ve zaruret sınırını aşmadan, bu dört unsurda, bu dört maddede, zorunluluk hallerinde, bir başkasının hakkına tecavüz etmeden ve yasak sınırını istismar etmeden, yani ihtiyaç kadarıyla yemişse, unutmasın ki Rabbin bağışlar ve merhamet eder, merhamet sahibidir. Yani ayet gafur ve rahim sıfatlarıyla bitiyor. Bu İslam fıkhının en temel kurallarından birini hatırlatıyor. Zorunlu haller yasakları mübah kılar. Ez-zarurat tubihul mahdurat ilkesine tekabül etmektedir ki zorunlu hallerde yasaklar mübah kılınır. Neden? İslam'ın amacı insana eziyet etmek değildir. İnsanı köşeye sıkıştırmak değildir. Aksine köşeye sıkışmış insanın önüne kapı açmaktır. Bir kapı değil, bin kapı açmaktır. İnsanı zora koşmak istemez Allah. Bu bir ayetin mealidir. Allah insan için zorluk istemez. Konulan yasaklardan çıkarı olan Allah değildir. Konulan yasaklardan çıkarı olan insandır. İnsanın çıkarı için konulan yasak insanın zararına yorumlanamaz. Bu da temel esaslardan biridir yorumda. Ve alellezine hadu harramna kulle zi zufurun. Burada Kur'an
tarihi bir hadiseyi bize örnek olarak naklediyor. Gelecek muhtemel bir itiraza cevap olarak. Peki, yasaklar bu kadar sınırlı idi de, Yahudilerin yasakları, et yeme yasakları niçin çok detaylı ve geniş idi diye soracak olursak, bu soruya bir cevap geliyor. Yahudileşenlere tırnaklı her tür hayvanı haram kılmıştık. Bu doğru dercesine, Yahudileşenlere her türlü tırnaklı hayvanı haram kılmıştık. Dikkatinizi çekerse, اَلَّذ۪ينَ هَادُوا'yu Yahudileşenler biçiminde çevirdim. Yahudiler biçiminde değil. Bunun hem dilden hem de bağlam olarak üstelik Kur'an düşüncesi içerisinde birçok delilleri var. Öncelikle Yahudileşenler ibaresini اَلَّذ۪ينَ هَادُوا'yu Yahudileşenler biçiminde ki çevirime geleneğimizden bir destek var. Razi Cuma Altın'ın tefsirinde tehevvedu biçiminde çevirir. Yani tehevvedu olarak açıklar ellezine hadu'yu. Tehevvedu lügatlara baktığımızda örneğin muhtar-ı sıha dev lügatlardan biridir. Gerçekten cüssesi küçük olmasına rağmen değeri büyük bir lügattır. Ey sara yehudiyen diye çevirir tehevvedu'yu. Yani önceden öyle olmadığı halde sonradan sara sayuret ifade eder. Önceden sonraya bir değişikliği ifade eder. Sonradan Yahudileşenler anlamına gelir. Üstelik benim daha büyük bir delilim var bunu Yahudileşmek biçiminde çevirmek zorunda oluşumuza. Nedir o? Hemen bu ayetin altında. ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ Yani İşte onları değer yıkıcılıkları, bağileri, haddi aşmaları yüzünden böyle cezalandırdık. Demek ki Yahudileşenler, Yahudileştikleri için yasaklarla cezalandırılmışlar. Yahudileşmeden evvel bizim gibi Müslüman iken, Hazreti Musa'ya indirilmiş İslam'ı kabul eden birer Müslüman iken, İsrailoğullarına mensup birer Müslüman iken problem yok. Ne zaman ki Allah'a verdikleri sözü çiğnemişler, ihanet etmişler vahye, yani Yahudileşmişler, işte onlara o zaman yasaklar genişletilmiş. Bir takım ekstra yasaklar konulmuş. Ben bunun için Yahudileşenler diyorum. Çünkü her peygamberin getirdiği vahyin ismi İslam'dır. Her peygamber İslam'ın peygamberidir. Ve her peygambere tabi olan tüm ümmetler İslam'ın ümmetleridir. Onun için ben Hazreti Musa'ya indirilen İslam'a iman eden Müslüman İsrailoğulları diyorum. Müslüman İsrailoğulları ihanet edip de Yahudileşince biz diyor ona bir ceza olarak yasak koyduk. İşte ayette benim ellezine hadu formunu Yahudiler biçiminde değil de Yahudileşenler biçiminde çevirmemi böyle destekliyor. Şimdi niçin tek tırnaklı, tırnaklı her tür hayvanlar yasaklanmış? وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُهُومَهُمَا اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا اَوِ الْحَوَايَا اَوْ مَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ Ayrıntı veriyor Kur'an. Ve onlara ineğin ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağları dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Yasak kıldık. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ Biraz önce söylemiştim. Yine döndük. وَاِنَّا لَسَابِقُونَ İşte onları değer yıkıcılıkları yüzünden böyle cezalandırdık. Çünkü biz kesinlikle sözümüze sadığız. Biz sözümüze sadığız da onlar sadık değil. Sözümüz ne idi? Allah'ın sözü ne idi? Eğer emrime ihanet ederseniz, sözleşmeye ihanet ederseniz cezalandırılırsınız. Onlar söze ihanet ettiler.
Anlaşmaya sadakat göstermediler. Allah'la bir sözleşme imzaladılar. Ama bu sözleşmeye ilk ihanet eden kendileri oldu ve ceza da böylece geldi. Yasaklar genişletildi. Ceza böyle geldi. İşte buradaki bir tür gelen cezadır ki bu cezayı elimizdeki Kitab-ı Mukaddes'i açtığımızda da buluyoruz. Levililer 7. bölümün 23. fıkrasına baktığınızda bu yasakları orada daha detaylı bir biçimde görüyorsunuz. فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ Ve onlar eğer seni yalancılıkla itham ederlerse de ki Rabbiniz sınırsız rahmet sahibidir. Anlaşılmaz gibi duruyor. Ne yalanlamayı ne de yapıyorlar, yaparlarsa nasıl anlayacağız? Haramlarla ilgili yalanlarlarsa. Yani Yahudiler yalanlayabilir burada. Bir onlara atıf olabilir bu. Mekke'nin son yılında indiğini hatırlayalım. Ama yine de dolaylı bir ilişki var Yahudilerle. Mekke müşrikleri Yahudilerden malzeme alıp gelip Resulullah'a o malzemeyle karşı çıkmaya çalışıyorlar. Unutmayalım. Böyle bir ilişki var Mekke müşrik toplumuyla Yahudiler arasında. Onun için gelen ayetler ikisine birden cevap olarak geliyor bazen. Yahudilerin yalanlaması nasıl olabilir? Onlar işte bize şu 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 yasak diyorlar. Oysa ki aslında Allah onu haram kılmış değil. O özü itibariyle yasak değil, ceza olarak yasak. Onu söylemiyorlar. Niye yasak dediğinizde saklıyorlar. Ya da görmezden geliyorlar. Oysa ki o haram değil. Ve kendilerine yasak olan bu şeyi özü itibariyle yasak zannedip veya öyle tahrif edip başkalarına da diyorlar ki Allah bunu yasakladı. Hayır. Bu size bir cezadır aslında. Yasak falan da yoktur. Ama Mekke müşriklerinin yasakları daha beter. Onlar hurafeye dayalı yasaklar koyuyorlar. Şu hayvan 5 batında doğum yaptı, bu kutsal kabul et, aynen Hindistan'ın inekleri gibi sal gitsin. Allah'ın insanın yararı için yarattığı bir varlığı insan yararından çıkar ve kutsa. Kutsallaştırdığınız zaman aynı zamanda ona Allah'ın olan sıfatlardan bazılarını da atfetmeye kalkıyorsunuz. Ve daha kötü bir şey yapıyorsunuz. Kutsalı belirleme görevinin kendinize ait olduğunu. Böyle bir zehava kapılıyorsunuz. Eşyaya kutsiyet verme gibi bir yetkiniz olduğunu düşünüyorsunuz. Olsa ki Kuddus olan siz değilsiniz. El-Kuddus olan Allah'tır. Allah kutsarsa bir şey kutsal olur. Siz kutsarsanız hurafe olur. Onun için onlar dinlerini böyle tahrif ettiler. Aslında Mekkelilerin dini İbrahim'in diniydi, unutmayın. İbrahim'in getirdiği ilahi sistemi böyle ekstra yasaklar koyarak, onu bunu kutsayarak, ona buna kutsallık izafe ederek hurafeye dönüştürdüler. Unutmayın, hurafe tahriftir. Tahrif hurafedir. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ Ama günaha gömülüp gitmiş insanları da cezalandırması kaçınılmazdır. Bu amanın öncesini hatırlayalım. Allah rahmet sahibidir. Çok geniş rahmeti vardır ama günaha gömülüp gitmiş insanları da cezalandırması kaçınılmazdır. Onun bir devamı olarak okuduğunuzda Allah'ın aslında cezalandırmasının insanı terbiyeye yönelik olduğunu, esas olmadığını, esas olanın sınırsız rahmeti olduğunu görüyorsunuz. Ve bu rahmetin, Allah'ın cezalandırmasının insanı terbiyeye yönelik olan tarihi bir örneğini de bir önceki 146. ayette görmedik mi? Yani ceza terbiye biçiminde geliyor. Yasak koyuyor, yasağı genişletiyor ki
Allah'ın cezalandırması insanı terbiyeye yönelik olsun. İnsanın Allah'a yaklaşmasını engellemez bir biçimde uygulansın. سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ Allah'a ortak koşanlar derler ki, eğer Allah dileseydi, ne biz ne de atalarımız ondan başkasına ilahlık yakıştırmazdık. Ve helallerinden hiçbir şeyi haram kılmazdık. Gerekçeye bakın sevgili Kur'an dostları. Gerekçeyi duydunuz değil mi? Eğer Allah dileseydi diyorlar. Biz onun helallerini haram kılmazdık ve şirk koşmazdık. Bu Allah'a atılmış en büyük iftiradır. Öncelikle bunu tespit edelim. Ama unutmayın, daha önce tefsirini yaptığımız ayeti kerimelerde bunu işlemiştik. Onlar Allah'a şirk koşarken, Allah'ın sıfatlarını Allah dışında bazı varlıklara yakıştırırken bunu tevil yoluyla yapıyorlardı. Onları doğrudan Allah'a ortak koşalım diye değil, onların aracı olduğunu düşünerek yapıyorlardı. Bu düşüncelerinin temelindeki sakat mantık da uzak bir Allah inancı içindeydiler. Uzak olana yakın olmak için aracı kullanırsınız. İşte onlar da Allah'ı kendilerinden çok uzak bildikleri için Allah'a kendi taleplerini ulaştıracak, onun katında kendilerine yardım edecek, tırnak içinde torpil geçeceğini düşündükleri bir takım varlıklar icat ediyorlardı. Görüyorsunuz. Aslında çıkış noktaları tevile uygun. Ama vardıkları nokta Allah'a şirk. Onun için bu ayet işte o süreci, şirke doğru uzanan sürecin daha ilk halkasında insanı uyarıyor. Diyor ki bu sürece girmeyin. Eğer Allah'ın yasaklamadıklarını yasaklamak gibi bir çıkış noktasından çıkarsanız varacağınız nokta Allah'ın sıfatlarını başkalarına yakıştırmak yani şirk olacaktır. Bu da nedir? Ne diyorlar? Ne biz ne de atalarımız Allah dilemeseydi ne şirk koşardık ne de yasakları, helalleri yasaklardık. İnsanın ahlaki sorumluluğunu reddetmek büyük bir cinayet. İşte onu yapıyorlar. Hesapta kader inancını istismar ediyorlar burada müşrikler. Yani kadere inanır gibi görünüyorlar, görüyorsunuz. Ama kader ne? Yanlış tanımlıyorlar. İnsanın kaderini, insanın eylemlerinin kaderinin insanın seçmesi olduğunu, eylemleri sonucunda, insanın fiilleri sonucunda oluşan sonuçlardan insanların sorumlu olduğunu, ahlaki sorumluluğun insana ait olduğunu göz ardı ediyorlar. İşte bu noktada Kur'an ahlaki sorumluluk reddini şirk olarak görüyor. Burada da o var. Ve buna da Allah'ı gerekçe kılıyorlar. Sahte kader inancıyla akıl ve iradeye ihanetlerini mazur görmeye çalışıyorlar. Mazur göstermeye çalışıyorlar. كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا Kur'an ise şiddetli bir biçimde reddediyor ve diyor ki, onlardan öncekiler de hakikati işte bu mantıkla yalanladılar. En sonunda azabımızı tattılar. Yani bu sakat mantığın bir geleneği olduğunu, bir geçmişi olduğunu dile getiriyor Kur'an ve onlardan önce sapanların da sapmalarına böyle bir mazeret ileri sürdüklerini dile getiriyor ve sizden öncekilerin mazeretini kabul etmedik ki sizinkini kabul edelim dercesine. Kul هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا Ve onlara sor diyor Kur'an. De ki, bize sunacağınız bilgiye dayalı herhangi bir belge var mı elinizde?
Yani Allah'ın yasaklamadığı şeyleri Allah yasakladı diyerek yasaklıyorsunuz. Yasak sınırlarını genişletiyorsunuz. İyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı, helal ve haramı belirleme gücünü kendinizde görüyorsunuz madem. Üstelik bir de iftira edip bunu Allah'a isnat ediyorsunuz. Bir belge gösterin. Bir belge verin. Söyleyin, deyin ki Allah'ın gönderdiği şu vahide bu yazıyor. Kendilerine kitap gelmedi ki, zaten biz ümmiyiz diyorlar böyle dediğinizde. Peki ümmisiniz de nerede emretti Allah size bunu? Bu yasağı nerede yasakladı? Çelişki ve Kur'an çelişkiyi ortaya koyuyor. Bu çelişkilerini görmezden gelerek ilginçtir. Kur'an onların bu çelişkilerini böyle çıplak bir biçimde ortaya koyarken yapmaya, onlarda uyandırmaya çalıştığı bilin şu. Size daha önce elinizde bir kitap olmadığı için böyle saptınız. Şimdi Allah size de bir kitap gönderdi ama sapmanızda direnip kitabı reddediyorsunuz. Mesajı reddediyorsunuz. Siz tırnak içinde hem kelsiniz hem fodulsunuz. Hem kitapsız olduğunuzu biliyor ve ümmiyiz diyorsunuz. Kitap gelince de utanmazca, arsızca reddediyorsunuz. Onları böyle Kur'an cürmü meşhut halinde suçüstü yakalıyor yani. İn tettebi'ûne illezzan. İn tettebi'ûne illezzanne ve in entum illa tahrusun. Daha önce de bu surenin daha önce tefsir ettiğim ayetinde geçmişti hatırlayacaksınız. Belki 116. ayet olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Siz yalnızca hurafenin peşinden gidiyorsunuz ve siz sadece kitle psikolojisiyle hareket ediyorsunuz. Tabii ben yeni terimlerle meallendiriyorum ayetteki zannı hurafe olarak çevirdim size ve tahrusun harasa kökünden gelen bu kelimeyi de kitle psikolojisinin peşinden gitmek. Ki bu kelimenin kök anlamına baktığınızda tam da bu manayı doğruluyor. Yani yığınlarla hareket ediyorsunuz. Sizin bir tek deliliniz var. Delil gösteremezsiniz yasağı genişletirken. Allah şunu yasakladı, bunu yasakladı, bunu yasakladı derken bir delil gösteremezsiniz. Göstereceğiniz iki delil var. Bir, zan. Yani yalan. Yani arzu. Yani hurafe. Zan akidede olursa hurafe olur. Zan akaide ait olursa batıl inanca dönüşür. Akaide ilişkin zanlara batıl inanç denir. Hurafe denir. Ve aynı zamanda siz kitle psikolojisinin arkasına sürükleniyorsunuz. Yani uydum kalabalığa diyorsunuz, uydum vahye değil. Babalarınızın peşinden gidiyorsunuz. Ve gerekçe gösterirken de yığınları gösteriyorsunuz. Oysa ekseruhum la yaqilu. Onların çoğu akletmez. Kur'an'ın ifadeleriyle. Ekserun nasi la yu'minun. Ekserun nasi la yeşkurun. Ekserun nasi la yaqilu. Kur'an üç formda getirir. İnsanların çoğu ibaresini kullanırken insanların çoğu akletmez. İnsanların çoğu akletmediği için şükretmez. Şükretmediği için de sonucu imansızlığa varır, iman etmez. İnsanların çoğunun arkasına, kitlelerin arkasına, kalabalıkların arkasına hakikati sayıda ararsanız ve takılırsanız, hakikati sayının çokluğunda ararsanız varacağınız nokta bu olur demeye getiriyor adeta Kur'an. Kul felillahil hüccetul baliga. De ki yalnız Allah katındadır hakikatin en kesin delili, en keskin delili.
ilahi mesajın ilahi bilgiye dayandığı vurgulanıyor burada. Hakikatin delili yalnız Allah katındadır. Ama hakikatin en kesin delili. Neden? Çünkü Allah'ın bilgisi saf bilgidir. Allah mutlak anlamda alimdir, alimdir. Onun için onun sonsuz ilmi içerisinde bulunan her bir şey hakikatin kesin delilidir. Onun için de bunun da hakikatin ta kendisi olduğunu bilin demek. Yani Allah'ın ilminden size gelen bu vahiy eğer bir şey söylüyorsa, işte hakikatin kesin delilidir bu. Buna inanmak zorundasınız. Çünkü alim olanın ilminden geliyor bu vahiy size deniliyor burada. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Ve o dileseydi hepinizi doğru yola yöneltirdi. Burada sosyal bir yasaya dikkat çekiliyor, ilahi yasaya. Nedir o? Dilemedi. Eğer dileseydi hepinizi doğru yola yöneltirdi. Ama dilemedi çünkü iradeyi diledi. Onun dileği iradedir. Onun dileği akıldır. Aklı diledi insan için ve sonuçta ahlaki sorumluluğu diledi. Ey insan, yer ve gök gibi hareket edemezsin. Yani şuurlusun, şuursuz hareket edemezsin. Onlar kayıtsız şartsız tabidir. Onun için onların itaatine cennet yok. Ey insan, iraden olduğun için itaatin cennetle ödüllendirildi. Çok önemli. İrade olmasaydı itaat cennetle ödüllendirilmezdi. Aslında bana sorarsanız, cennet iradenin ödülüdür. Cennet, iradenin ödülüdür. Ve burada da söylenen budur. Ey insan, ahlaki sorumluluğunu atma. Ahlaki sorumluluğunu reddetme. Ahlaki sorumluluğunu reddedersen, aklına ihanet etmiş olursun. Allah'ın verdiği özgürlük ve iradeye ihanet etmiş olursun. Eylemlerinden sorumlusun. Çünkü seçme yeteneğin var. Bu yeteneği reddetmek aklı, bu yeteneği reddetmek iradeyi reddetmektir. Yani ihanet etmektir. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هَذَا De ki, haydi! Allah'ın bütün bunları haram kıldığına tanıklık eden şahitlerinizi getirin bakalım. Hurafeye dayalı haramların Allah'a atfına red. Hurafeye dayalı yasak koyacaksınız. Bunlar Allah tarafından yasaklandı diyeceksiniz. Ama delil getirin deyince getiremeyeceksiniz. İşte o atfa bir red olarak geliyor bu cümle. فَاِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ Eğer onlar yalan yere tanıklık ederlerse, sakın onların bu tanıklığını onaylama diyor. Yani onlar Allah'a bu kadar yalanı atfettiler. Yasak olmadığı halde yasakladılar. Bir de bunu Allah yasakladı dediler. Bu kadar yalanı söyledikten sonra üzerine bir daha koymamaları için hiçbir neden yok. Bir yalan daha söylerler. Onun için onlar eğer bunu da söylerler, İse sen onların bu yalancı şahitliğini onaylama. Sen onlarla birlikte olma, tanıklığını onaylama. İyi ve kötünün, doğru ve yanlışın ölçütü salim akıl ve sahih nakildir. Onun için heva ve arzular değildir. Burada da bir dip akıntısı gibi ayetler bize bu gerçeği hatırlatıyor. O sebeple ayetlerin çoğu akletmekten, fikretmekten, düşünmekten ve düşünmeyenleri uyarmaktan söz ediyor. İşte bu nedenle eğer selim akılla bakarsanız sahih naklin söylediği, gösterdiği şeyi gösterir size. O zaman siz de görebilirsiniz. Ama diyeceksiniz ki,
Sahih naklin verdiği her bilgiyi selim akıl verir mi? Vermez. Vermeyeceği için sahih nakil, selim aklın boşluğunu doldurmuştur. Bu noktada Allah bir kısmını sırf sınamak için yasakları koymuş ki onlar taabbüdidir. Bu yasağın hikmeti nedir diye sorduğunuzda tek bir hikmetten söz edilemeyebilir. İlletten söz edilemeyebilir. Hikmetten söz edilse dahi illetten söz edilemeyebilir. O taabbüdidir. Allah koymuştur. Sınamaktır son tahlilde. Ama birçoğu insana zarar verdiği için konmuştur. Fakat tüm yasaklar insana zarar verdiği için konulmuştur diyemiyoruz. Bunlar içerisinde zararını bilmediklerimiz de var. Zararı maddi değil de manevi olanlar da var. Allah adına kesilmeyen şeyler, daha doğrusu Allah'tan başkası adına kesilen kurbanlar gibi. Bunun zararının, maddi zararının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama kesin bildiğimiz bir şey var ki, bunun insanın ruhu üzerine, insanın davranışlarına yansıyan manevi bir zararı var. Devam ediyoruz. فَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ve mesajlarımızı yalanlayanların, ahirete inanmayanların keyfi düşüncelerine kesinlikle uyma. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Zira onlar, üstelik onlar, mevhum güçleri Rablerine denk görüyorlar. Nasıl uyarsın sen onlara? Nasıl uyarsın ki onlar bir takım vehmedilen güçleri Allah'a denk görüyorlar. Problem de bu. Allah'ı inkar değil, dikkatinizi çekerim ayetin ifadesi. Allah'ı inkar ediyorlar demiyor. Allah'a denk görülen bir takım mevhum varlıklar var. Güç vehmediyor onda. Daha önce bunun insanın eylem alanını nasıl daralttığını, insanın istikametini nasıl saptırdığını çok geniş izah etmiştim. Allah dışında Allah'ın vasıflarından bir tanesini bir başka şeye yakıştırırsanız, o yakıştırdığınız şey sizin gözünüzde büyür. Artık onun karşısında küçülürsünüz. O şey sizin duyargalarınızı teslim alır. Sizin enerjinizi küçültür. Daha doğrusu onun karşısında siz İnsani kapasitenizi kullanamaz olursunuz. İşte şirkin insanın kapasitesini sıfırlayan korkunç bir zarara dönüşmesinin açıklaması, kısa açıklaması. Bunun çok daha detaylı açıklamasını daha önce birkaç vesileyle yapmıştım. Hurafe, aynı zamanda bu ayetin bize hatırlattığı gerçek, hurafe, batıl inanç, şirke kapı açar. İnsan eşyayı tanrılaştırır. Allah'tan gayrıya ilahlık, serbesti yasaklayan, yasağı da serbest hale getirmek isteyecektir. Unutmayın. Çünkü zihin tepe taklak olmuştur. Şirk aslında insan duygusunu tersine çevirmek demektir. Tersine çevirdiğiniz zaman her şeyi ters görürsünüz. Hakikati ters görürsünüz. Bu neye yol açar? Geçiciyi kalıcı gibi görürsünüz. Kalıcıyı da geçici gibi görürsünüz. İşte eşyaya ve dünyaya bakışınız değişir. Geçici ömrünüzü kalıcı gibi görürsünüz. Kalıcı olan ebedi hayatınızı da hiç görmezsiniz. Allah'a ayıracağınız şeyleri Allah'a ayırmayıp dünyaya ayırırsınız. Nefse ayırırsınız. İç güdüye ayırırsınız. Dünyaya ayıracağınız küçük şeyleri de Allah'a ayırmak gibi bir yanlışa kapılırsınız. Onun için Allah'ın sözüne kulak vermekten vazgeçer, bu sefer ondan oluşan boş boşluğu içinizdeki o bireysel içgüdüler. Yani
negatif kutbunuz, nefsiniz doldurmaya başlar. Onun sesine kulak verirsiniz. Allah vahyinden boşalan yere şeytanın vahyi oturur. İşte ters döndürmek. Bilinci alabora etmenin sonucu budur. Bilinç alabora olursa artık hak batıl, batıl hak. Doğru yanlış, yanlış doğru. Güzel çirkin, çirkin güzel gözükmeye başlar. İbadetten kaçarsınız, günaha koşarsınız. Çünkü tersine döndü. Kul te'alev etlu ma harrama rabbukum aleykum. De ki Allah'ın size neyi yasakladığını gelin aktarayım. Sahte dindarlık gösterisinin maskesini indiriyor ayet burada. Yukarıdakiler ne yapıyorlardı? Allah'ın yasaklamadığını yasaklıyorlardı. Bu tersine döndürüyordu bilinci. Yasakladıklarını da helal kılıyorlardı. Bu işte sahte dindarlık gösterisi getirir. Yani insan yasak olmayan şeyleri yasaklayarak içinin bir yerlerini tatmin eder. Bu emzik gibidir, sahte emzik gibidir. Çocuğu aldatmak için ağzına verdiğimiz sahte emzik. O elbette ki karnını doyurmaz fakat oyalar. Onun için insanlar inanç, sahte inanca saparak gerçek imanın doldurmak istediği boşluğu, doldurduğu boşluğu sahte inançlarla doldururmuş gibi yaparlar. İşte mış gibi inanç hurafedir. Bu noktada ayet onların maskelerini indiriyor, sahte dindarlığın. Ve bugüne de hitap ediyor. Bugün de aynı şey geçerli. Sahte dindarlığa bakınız. Sahte dindarlığın yüzünde bir maske vardır. Onun içinde Allah'ın yasaklamadığı şeyi yasaklayarak bu dindarlık gösterisinde bulunurlar. Gerçekte derine indiğinizde Allah'ın gerçek yasakladığı şeyleri de tutmadığını görürsünüz. Aynı ayette anlatıldığı gibi devam edelim. Ellâ tüşrikû bihi şey'en. Neymiş Allah'ın ilk yasakladığı? Ondan başka şeylere kesinlikle ilahlık yakıştırmayın. Ve bil vâlideyni ihsânen. Anne babaya iyilik yapın. Dikkatinizi çekerim. İyilik yapın. Nedense İslam ahlak öğretisinde anne babaya iyilik emredildiği halde anne babaya itaat emredilmiş gibiye çevriliyor iş. Ve ondan sonra bu yanlış, Allah'ın itaati orada dururken adeta anne babalara itaat Allah'ın itaatinin yerine geçiveriyor. Anne babaya iyilikle emrolunmuşuz. Ama Allah'a itaatle. Burada iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ. Unutmayın, bu ayetlerin indiği Mekke'deki müminler anne babalarına itaat etselerdi ömür boyu mümin olmayacaklardı. Bu ayetlerin indiği müminler onlara ihsan ile davrandılar, iyilik yaptılar. Hakka ve hayra itaatle emrolunur mümin. Ama anne babaya ikram ile emrolunur. Onlara üf bile dememekle emrolunur. Onlara, Allah'a ve onlara şükretmekle, teşekkür etmekle emrolunur. En şükürli veli valideyn. Bana şükredin, anne babanıza şükredin. İki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Ekonomik endişelerle kürtaja bir ima var burada. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّهُمْ. Zira sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Rızka iman eden bir insan, yoksulluk korkusuyla çocuk katletmez tabii. Yoksulluk korkusunun yoksulluğun en büyüğü olduğunu bilseydi insan, yoksul olur fakat yoksulluk korkusu çekmezdi. Çünkü açları doyurabilirsiniz ama açlık korkusu çekeni kimse doyuramaz. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ. Açık ya da gizli sizleri mahcup eden bir günaha yanaşmayın. Bunların hepsini yapıyor Mekkeliler.
Bakınız, bu yasakların hepsini işliyorlar, öbür taraftan da ekstra yasaklar uyduruyorlar. Görüyor musunuz takası? Takası. İşte buna dindarlık gösterisi, sahte dindarlık gösterisi diyoruz. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Adaleti gerçekleştirmek dışında Allah'ın kutsal saydığı insan hayatına kıymayın. Bir tarafta Allah'ın insanın emrine verdiği ve yiyin dediği hayvanları kutsal sayıp saldım çayıra Allah kayıra hesabı yaparken öbür taraftan da Allah'ın kutsal kıldığı insan hayatını sinek gibi hiçe sayarak öldürüyorlardı. Biraz önce ne demiştim? Alabora olur zihin demiştim. Şirk budur. Zihnin alabora olma hadisesidir. Önemliyi önemsiz, önemsizi önemli görmeye başlar. Meşru, bireysel ya da toplumsal savunma veya adaleti gerçekleştirmek için verilen ceza dışında İlla bil hak geliyor bakınız. İlla bil hak. Adaleti gerçekleştirmek dışında Allah'ın kutsal saydığı insan hayatına kıymayın. Bu illa bil hakkın karşılığı şudur. Meşru, bireysel ya da toplumsal savunma yapmak meşrudur. İşte savaşlar savunmaya yönelik olarak yapılır ve savaşta eğer ölümler olursa bu cevaza illa bil hakka girer. Yine adaleti gerçekleştirmek için verilen ceza, bu da bil hakka girer ki cinayetin karşılığıdır. Ama hemen burada mürtet dediğinizi duyar gibiyim. Ya dinden dönen, aslında dinden dönene ilişkin Buhari ve Müslim de dahil hadis külliyatımızın naklettiği hadise dayanarak adam öldürülür mü sorusu çok ciddi bir sorudur. Ve Kur'an'ın bu soruya verdiği cevap, Bakara suresinin 217. ayetinde açıktır. Ne diyor? Sizden kim dininden dönerse ve kafir olarak ölürse diyor. Öldürülürse demiyor. Kur'an açık. Kur'an'da ölüm gibi dönüşü geri dönüşü olmayan bir ceza haberi vahid yoluyla bize kadar gelen hadislerle yani haberi vahid kısmına giren bir hadisle sabit olur mu sorusu çok, çok ciddi bir sorudur. Kaldı ki dinden dönmekle dine karşı savaşmayı birbirine karıştırmamak lazım. Onun için bu noktada Kur'an'dan cevap alacaksak eğer dinden dönmeye, Kur'an'ın Bakara suresinin 217. ayetinde, yine Kur'an'ın bir başka ayeti, men yertedde minkum an dinihi, sizden kim dininden dönerse, fesevfe ye'tillahu biqav, onun yerine Allah başka bir toplum getirecek. Onu yok edeceğim demiyor. Onu götürün de demiyor. Bunlar gerçekten de Kur'an'ın hükmüne ışık tutuyor. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ Rüştüne erinceye kadar onun lehine olmadıkça yetimin malına dokunmayın. Yetim malına vesayet edenin o malda tasarrufu yetimin lehine olacak. Şart bu. Nisa 6. ayette işlediğimiz için geçiyorum. وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْم۪يزَانَ بِالْقِسْتِ Ölçüp tartarken adaleti ve itidali gözetin, elden bırakmayın. Bu ölçü tartı sadece alışverişte değil. İnsanları değerlendirirken, eşyayı değerlendirirken, olayları değerlendirirken, birbiriniz hakkında konuşurken dahi hem maddi hem manevi adil ve mutedil olun çağrısıdır. Matematiksel adalet değildir gözetilmesi gereken. Belki bu mümkün de değildir. Milim milim, gram gram mümkün de değildir. Ama asıl olan nedir? Bu konuda sürekli çaba sarf etmek. Adil olmak için çaba göstermek ki ayette bunu söylüyor. La nukellifu nefsen illa vus'aha. Biraz önceki açıklamamı doğrulayan bir ayet. Bilin ki biz insana gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Yani matematiksel bir adalet değil burada. Bu konuda gayret sarf edin. Olanca çabanızı gösterin.
denilmek isteniyor. Ve izâ kultum fa'dilû velev kâne zâ kurba. Biri hakkında konuşacaksanız, görüş belirtecekseniz yakınınız da olsa adil olun. Bunun tersi de geçerli, uzağınız da olsa adil olun. Yani bizden diye kayırıcı, bizden diye onun hakkında yalan konuşmayın. Onun için biz ve onlar ayrımı sizi haktan ayırmasın. Düşünce ve görüş açıklamada adaletli olun. Bizden olsun, çamurdan olsun, onlardan olursa adam çıkmaz mantığını bırakın diyor. Ve bi ahdillahi evfu, ve Allah'la olan sözleşmenize sadakat gösterin. Allah'la yapılan fıtrat ahdi bir, doğal ahit. İkincisi iman ahdi, iman sözleşmesi, iradi ahit. Üçüncüsü Allah adına yapılan tüm sözleşmeler. İşte bu ayetin kapsamına bu üç sözleşmede girer. Zalikum vassakum bihi leallekum tezekkerun. Bütün bunları Allah size emretti ki sorumluluğunuzu aklınızdan çıkarmayasınız. Ve enne hâzâ sırâtî mustakîmen fettebi'ûh. Zira işte benim dosdoğru yolum budur. Öyleyse bu yolu izleyin. Burada çağlarının özel şartlarının gereği olarak konulan şeriatın da ötesinde tüm peygamberlere verilen vahyin tek bir öze dayandığı İslam, insanlığın değişmez değerleri olan İslam'a dikkat çekilip vahye tabi olmak ahde sadakattir deniliyor. Yukarıda Allah'la olan sözleşmenize uyun dendikten sonra bu ayet geliyor. Dikkatinizi çekerim. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Farklı yollara sapmayın ki sizi onun yolundan uzaklaştırmasınlar. ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِه۪ي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bütün bunları Allah size emretti ki ona karşı saygıda kusur etmeyesiniz. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذ۪ي اَحْسَنَ Bilinen sürecin ardından diye çevirebilirim bu sümmeyi ki tarihsel süreç başka ayetlerde anlatılmıştı. Yeri gelince biz yine tefsir ederiz. Bilinen sürecin ardından iyiliği davranışa dönüştürenlere nimetimizi tamamlamak ve tafsilen li kulli şey, gereken her şeyi iyice açıklamak ki çağlarının özel şartları gereği, ki Maide suresi 48'de bir atıf olabilir bu ayet. Li kullin cealna minkum şir'aten ve minhaca. Her biriniz için bir yöntem ve bir şeriat tayin ettik diyordu ya Kur'an. İşte ümmetlere, tüm peygamberler için verilmiş şartlarının, çağlarının gereği olan şeriatlar aslında onların Allah'ın emrini yaşamalarını kolaylaştıracak bir zemin işlevi görüyordu. Burada da ve tafsilen li kulli şey derken gereken her şeyi iyice açıklamak. Onların Allah'ın emirlerini yapmaları için gereken ilkeleri açıklamak anlamına geliyor. Ve huden ve rahmeten ve bir yol haritası, bir rahmet olmak üzere ne yaptık? Musa'ya da nimetimizi bağışladık diyor, verdik. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ Musa'ya ilahi kelamı bağışladık ki en sonunda Rableriyle buluşmaya inansınlar. Bu bir cevaptır aslında. Yahudileşen İsrailoğullarına biz size vahyi böyle ihanet edesiniz, başkalarına hava atasınız diye değil, imanınızı sürekli kılasınız diye verdik. Siz ise vahyi ne hale getirdiniz? Vahyi oyuncak ettiniz. Allah'ın yasaklamadığı birçok şeyi koydunuz
Ve bunu da yaparken tüccarlığa dönüştürdünüz. İnsanlar açtı kitabı, baktı, bu yasak orada yok. Dediniz ki siz cahilsiniz. Siz kitabı anlayamazsınız. Siz gelin bize, biz size anlatacağız. Dediniz ve tüccarlığa dönüştürdünüz. Ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mübârekun. İşte bu da bizim indirdiğimiz kutlu bir kelamdır. İşte Buda'dan kasıt nedir? Kur'an. Tevrat'la Kur'an, Musa ile Muhammed aleyhisselam, İsrail oğullarıyla ümmet arasında zihni bir irtibat kurmamızı istiyor Kur'an. Şu anda bu ayetler bunun için. Ey ümmeti Muhammed, ümmeti Musa gibi Yahudileşmeyin çağrısı işte bu ayetlerin altında bir dip akıntısı gibi akıyor. Fettebi'uhu وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Şu halde ona uyun ve sorumluluk bilincini kuşanın ki rahmete nail olasınız. Allah'ın rahmetine. اَنْ تَقُولُوا اِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ Hemen yukarıya bir atıf yapmadan geçemeyeceğim. Onlar uymadılar, ne hale geldiler. Siz uymazsanız onlar gibi olursunuz. Onun için ibret alın sizden önceki ümmetlerden ve siz Allah'la olan sözleşmenize ihanet etmeyin diyor. En tekulu innema unzilel kitab kitabu ala taifeteyni min kablina. Bir de sadece bizden önce yaşamış iki topluluğa ilahi mesaj indirilmişti. Ve in kunna an dirasetihim leghafilin. Ve biz onların öğretilerinden haberdar değildik demeyesiniz. Buradaki muhatap da Mekkeliler, birinci muhatap. Yahudileşen İsrailoğullarına cevabını verdikten sonra onların sözlerini aktaran Mekke müşriklerine dönüyor ve diyor ki size de şunu uyarıyorum. Bize vahiy gönderilmemişti. Ve biz onların öğretilerinden haberdar değildik demeyesiniz. Böyle bir mazeret göstermeyesiniz. Muhtemel bir itiraza cevap. اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَهْدَى مِنْهُمْ Devam ediyor. Muhtemel bir soruyu dikkate alarak cevap veriyor. Ya da eğer bize de bir ilahi kelam indirilmiş olsaydı, onlardan daha sıkı uyardık demeyesiniz. Mekkeli ticaret toplumuna. Yani bu bahaneniz de kalmadı bu kitap ile diyor. Şimdi siz Allah'a ihanet ederken ne bahaneyi göstereceksiniz? Bize de bir kitap verilseydi ehli kitaptan daha iyi uyardık da diyemeyeceksiniz. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ İşte size de Rabbinizden hakikatin apaçık belgesi, yol haritası. Hüdeni yol haritası diye çevirdim. Yol haritası ve rahmet gelmiştir. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا Bu durumda Allah'a ayetlerini yalanlayandan, bu durumda Allah'ın ayetlerini yalanlayandan, ve onlardan yüz çevirenden daha zalim biri olabilir mi? Yukarıdaki tüm gerekçeleri yok ettikten sonra Kur'an, artık Allah'a verecek hiçbir cevabı kalmadıktan sonra insana soruyor. Ey insan! Allah akıl verdi, onunla yetinmedi irade verdi, onunla yetinmedi peygamber gönderdi, onunla vahiy gönderdi. Bu kadar kat kat ikram ettikten sonra hala Allah'a isyanın bir makul gerekçesi olabilir. Bu da bugünün insanına sorulacak soru. Senecizi lezine yastifuna an ayatina su'al azabi bima kanu yastifun. Ayetlerimizden yüz çevirerek engel olanları bu davranışları yüzünden şiddetli bir azapla cezalandıracağız. Bu ayet sadece Mekke müşriklerine değil, vahyi özelleştirmek isteyen
bizim içimizden çıkan özelleştirmecilere de bir cevap. Hakikate belgesel, ırksal, ulusal yaftalar yapıştıranlara deniliyor ki, yani peygamber bizim ırkımızdan çıksaydı, Arap peygamber diyor bazıları. Araba inmiş diyor. Böyle iğrenç bir mantığa, hakikatin boğazına ırkın, ulusun, rengin yaftasını asan, hakikatin insanlığın ortak malı olduğu gerçeğini inkar eden bu küçük kafaya sesleniyor aynı zamanda. Diyor ki, hakikat size ulaştıktan sonra bu tip mazeretler sadece hakikate hakaret olmaktan öte bir değer taşımaz. Aynı zamanda bizim hakikati insanlara taşırken onda hasis davranmamızı, Kur'an bizimdir, siz Kur'an'a yanaşamazsınız, siz Kur'an'a dokunamazsınız, bu Kur'an'ın tapusu bize aittir gibi bir iddiayı da alttan alta reddediyor bu ayet aynı zamanda. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. Onların meleklerin kendilerine ölüm getirmesinden ya da Rabbinin azabının gelmesinden veya Rabbinin haber verdiği kimi kıyamet işaretlerinin gelmesinden başka neyi beklemeye hakları var? هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا. Neyi beklemeye hakları var? Yani onlar artık melekleri beklesinler, ölüm getirsin kendilerine. Onlar artık Rablerinin azabını beklesinler. Allah'ın vaat ettiği kıyamet saatinin işaretlerini beklesinler. Bunun dışında bir şey beklemeye onların hakkı yok diyor. Bu ibare farklı farklı anlamlarla çevrilebilirse de ben en doğru Taberi'nin de naklettiği şeylere dayanarak parantez içini böyle doldurdum. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ ف۪ي اِيمَانِهَا خَيْرًا. Rabbinin kimi işaretlerinin geldiğini haber vereceği o gün daha önce inanmamış yahut inandığı halde imanının hayrını görmemiş olan kimseye imanı hiçbir yarar sağlamaz. Tabii ki o gün insanların dehşetten gözlerinin fırlayacağı, göğüslerinin göğüs kemiğine sığmayacağı, İnsanların her birinin varoluşunun sırrına işte o gün ereceği ve artık Allah'tan başka hiç kimseye kaçamayacağı o dehşet gün, o hesap gününden söz ediyor. Lafzen şöyle çevirebiliriz buradaki çok dikkatimizi çeken bir ibare var. La yenfe'u nefsen imanuha. Bu ibareye dikkatinizi çekiyorum dostlar. İmanıyla bir iyilik ortaya koymamış olan diye çevirmemiz lazım lafzen. Eyleme dönüşmemiş, sahibinin yüreğine yük olan iktidarsız bir imanı iman saymıyor Kur'an. Dikkatinizi çekelim. Sahibine hiçbir faydası olmayacak diyor bakınız. Burada açık söylüyor. Hiçbir faydası olmayacak diyor. La yenfe'u nefsen imanuha. İmanı o kimseye faydalı olmayacak, hiçbir yarar sağlamayacak. Ne halde ki iman bir iyilik ortaya koymamış. Yüreğe yük olan, beden ülkesinin başkenti olan, kalpte mahkum olan bir iman, beden ülkesinin başkenti olan yürekte iktidar olmamışsa, o iman sahibine hiçbir hayır getirmeyecek. Açık söylüyor, tefsire ihtiyaç yok. Varlığıyla yokluğu bir olan imanın sahibine ne hayrı olur ki? Kul, kulin taziru, inna muntaziru. De ki, bekleyin o kaçınılmaz günü. Bakın,
Biz de bekliyoruz. Bekleyin. Ey Allah'a isyanda ısrar eden, ey iman edenlerin tepesinde boza pişiren, ey iman edenlere yeryüzünü dar getirenler. Bekleyin. Bir gün hesaplaşacağız. Deyin diyor. De diyor. Hepiniz bunu deyin ey iman edenler. İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyan. Hakikati paramparça edip fırkalara taraftar olanlara gelince. Leste minhum fî şey. Senin onlar için yapabileceğin hiçbir şey yok. Öncelikle tevhidi parçalayandan söz ediyor burada ayet. Tevhid zaten bütünlük, birlik demek, birlemek demek. Her şeyin her şeyle kopmaz bağlantısı ve her şeyin Allah'la kopmaz bağlantısını keşfetmek ve bu bağlantıya iman etmektir tevhid. İşte bu bağlantıyı inkar etmemek, hakikatin bir bütün olduğunu, parçalanan hakikatin hakikat olmaktan çıktığını bilmek, ayetin ima ettiği gerçek bu. Kendini, toplumunu parçalar böyle bir mantık. Hakikati parçalarsanız siz de parçalanırsınız. Kafanız kalbinizle artık düşman olur. Hayatınız düşüncenizle düşman olur. Ve toplumunuz da birbiriyle düşman olur. Çünkü parçalanan hakikatin her bir parçasını biri eline alacak birileri, onun taraftarı haline gelecek ve hakikatin parçasını havaya kaldırıp hakikat bendedir diyecek. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Her hizip, her parça kendi elindeki parçayla övünecek. Kur'an'ın dediği gibi. Aynen böyle. İşte bu ayet bizim için nazil oldu diyor Ebu Hureyre bir itiraz üzerine. Bizim için Kur'an'ın mesajını özelleştiren, bencilce davranan bu Kur'an bizimdir. Kimse yanaşmasın yanına. Dolayısıyla bizden başkası anlayamaz diyen, Kur'an'ı özelleştirenlere de bir ima var burada. İnnemâ emruhum ilallah. Zira onların işi yalnız Allah'a kalmıştır. Summe yunebbi'uhum bimâ kânû yef'alûn. Sonunda Allah onlara yaptıklarının hesabını soracaktır. Men câe bil haseneti felehû aşru emfâlihâ. Kim huzuru ilahiye iyi bir eylemle gelirse yaptığının 10 katını. Evet, tam 10 katını kazanacaktır. Ve men ca'e bis-seyyi'ati fela yujza illa misliha. Ama kim de kötü bir eylemle gelirse ona 10 katı yok. Onun aynısıyla cezalandırılır. Ve hum la yuzlamun. Ve hiç kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Evet değerli dostlar, bu surenin 12. ayetine tekrar atıf. Ketebe ala nefsihir rahme. Neydi? Rabbimiz kendi zatı için rahmeti ilke edinmişti değil mi? İşte rahmeti ilke edinmesinin en büyük sonucu bu. İyilik yaparsanız kat kat ama kötülük yaparsanız sadece misliyle. Peygamberimiz bunu daha da açıklayıcı bir şey söylüyor, bir müjde. Eğer bir mümin bir hayır yapmak ister, imkanı olmadığı için yapamazsa yapmış gibi ecir alır ama zihninden bir kötülük geçirir. Ama o kötülüğü eyleme dökmeden vazgeçerse vazgeçtiği için bir sevap alır diyor. Ne muhteşem, ne muhteşem müjde değerli müminler. Ne muhteşem müjde değil. Kul inneni hedani Rabbi ila sıratın müstakim. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Dinen kıyemen millete İbrahim'e hanifen ve mâ kâne minel müşrikîn. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. Burada ehli kitaba üzerinde ittifak edilecek ortak bir isim teklif ediliyor. Hatta Mekkelilere de. Eğer samimiyseniz kendinizi İbrahim'e nispet ederken, hadi bize gelin demiyoruz.
kendinize gelin diyoruz. Çünkü diyorsunuz ki biz de İbrahim'in çocuklarıyız. Biz de İbrahim'in dinine inanıyoruz. Haydi o zaman ortak bir tevhid konfederasyonu kuralım. Ve onun başına İbrahim geçsin, kendimizi İbrahim'e nispet edelim. Burada söylenen bu. Devam ediyor. Kul inne salati. Ve şimdi getirdi sözü andımıza. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim tüm desteğim ve isteğim, salatiyi desteğim ve isteğim diye çevirdim, etimolojik manasına, kök manasına atfen. Yoksa literal manası namazım demektir. Tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun de. Bizim andımız da bu. Kur'an'ın bize içirdiği ant bu. Haydi hep beraber diyelim. Bütün desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Peygamberimiz bu ayeti tüm namazların önünde, şimdi Sübhaneke'yi okuduğumuz yerde yıllar yılı okumuştu. La şerike le. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Bizalike umirtu. Ben işte bu tevhid ile emrolundum. Ve ene evvelul muslimin. Ve ben varlığımı kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım. Olmak istiyorum. Deyin. Diyor Kur'an. Kul اَغَيْرَ اللّٰهِ رَبَّنْ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. De ki, o her bir şeyin Rabbi iken şimdi ben Allah'tan başka bir Rab mi arayacağım? وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا. İnsanların işledikleri kötülükler yalnız kendilerini bağlar. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Ve sorumluluk sahibi hiç kimseye başkasının sorumluluğu yüklenemez. Anlıyoruz değil mi? Tekrar edeyim ayeti. Kul اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِي رَبَّنْ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Kul diye başlayan her bir ayet kulu manasına gelir. Hepiniz deyin. Yani kul ile başlaması hepimizi teker teker müstakil bir insan olarak muhatap alıyor Kur'an. Bu anlama gelir. Ey bana muhatap olan insan, de ki, o her bir şeyin Rabbi iken şimdi ben Allah'tan başka bir Rab mi arayacağım? وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا عَلَيْهَا. İnsanların işledikleri kötülükler yalnız kendilerini bağlar. Evet. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Kur'an'ın en temel yasalarından biri geldi burada. Ve sorumluluk sahibi hiç kimseye başkasının sorumluluğu yüklenmez. Hristiyanlığın ilk günah doktrinini reddediyor. Bir ima var. Yani insan günahlı doğar Hristiyanlıkta. Onun için vaftiz edilir, yıkanır. Günahlı doğdu ya, günahından yıkanıyor. Ve Hristiyan ilahiyatına göre İsa'nın çarmıha gerilme inanışı teorisinin sebebi de o. İsa insanlığın günahlarından arındırmak için insanlık adına öldü diyorlar. Tabii böyle ilk günah gibi insana temelde bir suç yerleştirirseniz temizlemek için hurafe icat etmek zorunda kalırsınız. Peki Kur'an'ın getirdiği mesaj ne diyor insan için? İnsan temelde pırıl pırıldır diyor. Fıtratallahi lleti fataran nase aleyha. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrat, Allah'ın pak, tertemiz yaratışı diyor. Onun için peygamber de kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Her doğan selim bir fıtrat üzerine doğar diyor. Kötülük tabiileşemez. İslam inanışına göre suç genelleştirilemez. Kötülük doğallaştırılırsa suç da genelleştirilir.
Günah çıkarmak gerekir onun için. Günah çıkarmak için özel bir din adamı sınıfı icat edeceksiniz. Görüyor musunuz bir yanlış hangi yanlışlara, hangi sapmalara sebep oluyor? O zaman da şirke varırsınız. Sonuçta Allah'ın bir vasfını insana vereceksiniz. Allah gafurdur, rahimdir. Allah mağfiret edeceği halde gideceksiniz, başkasına tevbe edeceksiniz. Görüyorsunuz değil mi? Bir yanlışın nasıl bir şirke kapı açtığını. İşte burada da o söyleniyor. Bizde tevbe yalnızca Allah'a yapılır. Tevbe kapısı Allah'tır. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ Sonunda hepiniz Rabbinize döneceksiniz. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ İşte o zaman ihtilafa düştüğünüz hakikatlerin iç yüzünü size bildirecektir. Yani yukarıda sayılan sapmalara bir atıf, ihtilafa düştüğünüz hakikatler. Yani yukarıda hani saymıştık ya, ilk günah, insan nasıl doğar? İnsanın yapısı nedir, fıtratı nedir? Orada gerçeğini göreceksiniz diyor. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْعَرْضِ Çünkü o sizi yeryüzüne mirasçı kılmış. Bu da insanın özündeki temizliğine bir atıf işte. İmar sorumluluğu insana verilmiş. İnsan Allah'ın değil ama yeryüzünün halifesi. Yani yeryüzünü imar ile görevli. Yeryüzünün mirasçısı insan. Yeryüzü emanet kılınmış insana. Eğer insanın hilafeti ihanete dönüşürse insan kendisine miras bırakılan şeye ihanet etmiş demektir. Doğal çevreye, yeryüzüne, eşyaya ihanet, insanın halifeliğine ihanettir. İnsan halifeliğini haince kullanıyor demektir. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ Ve bahsettiği nimetlerle size verdiği, size bağışladığı nimetlerle sizi sınamak için bir kısmınızı diğerlerinize derecelerle üstün kılmıştır Allah. Şeriatlar arasındaki farklılıklara bir atıf olabilir bu. İnne rabbeke seri'ul ikab. Kuşkusuz Rabbin karşılık vermede çok süratlidir, seridir. Ve innehu leğafurur rahim. O gerçekten çok bağışlayıcıdır, sonsuz merhamet sahibidir. Dikkatinizi çekti mi değerli Kur'an dostları? Bu sure hamd ile başlamıştı. Allah'a hamd ile ve rahmetle son buldu. İlginçtir, son ayette kuşkusuz Rabbin karşılık vermede, cezalandırmada çok seridir dediği halde ayet Allah'ın bağış sıfatlarıyla bitti. Bu da Rabbimizin rahmetinin her şeyi kuşattığını gösteriyor. Bu sure hamd ile başladı ve bağışla, rahmetle bitti. Biz de sözümüze hamd ile nokta koyuyor ve diyoruz ki ey Rabbimiz, bize tenezzül buyurdun, bize vahiy ile tenezzül buyurdun, rahmetini vahiy şeklinde döktün önümüze. Bu yüzden sana sonsuzca hamd ediyor, sonsuzca şükrediyor, tüm sena, tüm övgüler sana olsun diyoruz.